TR724 YouTube kanalındasınız. İlker Doğan'ın yazdığı Kayyım Darbesi başlıklı yazısını dinliyorsunuz. AKP rejimi kaybettiği belediyeleri kayyım eliyle gasp etmeye devam ediyor. Son olarak önceki gece yarısı operasyonuyla Iğdır, Siirt, Baykan, Kurtalan ve Muş Altınova'nın HDP'li belediye başkanlarının yerine kayyım atandı. Söz konusu belediyelerin halkın oylarıyla seçilmiş başkanları gözaltına alındı. Anadolu Ajansı, belediye başkanlarının haklarındaki terör soruşturması nedeniyle gözaltına alındığını yazdı. HDP 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 65 belediye kazanmıştı. HDP'nin kalan belediye sayısı 12. Kayyım kararına toplumun her kesiminden tepki yağdı. Sosyal medyada "Kayyım darbedir" etiketiyle kısa sürede 60 binden fazla paylaşım yapıldı. HDP sözcüsü Saruhan Oluç, iktidarın korona günlerini HDP'li belediyelere kayyım ataması için fırsat olarak kullandığını söyledi. CHP'li Sezgin Tanrıkulu, kararı yurttaşların siyasi iradesini gasp etmek olarak yorumladı. Bir başka HDP'li vekil Ömer Faruk Gergerlioğlu ise, milletin gözünden düşenler zorbalıkla belediye başkanlıklarına oturmaya çalışıyor, dedi. Anavatan Partisi eski genel başkanı Nesrin Nassa, anayasal bir hak olan seçme seçilme hakkını gasp etmek, halk iradesine darbe yapmaktır, dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da halkın iradesine ipotek koyan darbeci zihniyet gece yarısı operasyonlarına devam ediyor. Atanmış askerlerle seçilmişlerin ve halkın hakkı gasp ediliyor ifadeleriyle kayyım kararını eleştirdi. AKP iktidarı seçimle alamadığı belediyeleri HDP'nin elinden terörle iltisaklı oldukları iddiasıyla kayyım marifetiyle gasp ediyor. Türkiye dün yeni kayyım atama haberleriyle uyandı. HDP'li 5 belediyeye daha gece yarısı operasyonuyla kayyım atandı. Iğdır, Siirt ve Siirt'e bağlı Baykan'la Kurtalan'ın HDP'li belediye başkanları sabah saatlerinde evleri basılıp kapıları kırılarak gözaltına alındı. Görevlerinden alınan belediye başkanlarının yerine kayyım atandı. Hemen ardından Muş Altınova Belde Belediyesi'ne kayyım atandığı bildirildi. Belediye başkanlarının gözaltına alınma gerekçesi olarak haklarında yürütülen terör soruşturması gösterildi. Söz konusu belediyelere vali ve kaymakamlar kayyım olarak görevlendirildi. Polisin belediye binalarının çevresinde güvenlik önlemleri aldığı görüldü. HDP 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 65 belediye kazanmıştı. Belediyelerden 45'ine kayyım atandı. 21 belediye eş başkanı tutuklandı. 8 eş başkansa şu an gözaltında. HDP'nin kalan belediye sayısı 12. HDP'li Filiz Kerestecioğlu bu duruma dikkat çekerek 31 Mart'ın ardından 6 belediye başkanının mazbatası gasp edilmiş, 32'sine kayyım atanmıştı. Salgında da durmadılar. 23 Mart'ta 8 belediyeye, bugünse Iğdır, Siirt, Kurtalan, Baykan, Altınova'ya kayyım. Halkın iradesi 65 belediyenin şimdi 12'si mevcut, ifadelerini kullandı. Kayyum kararı toplumun her kesiminin tepkisini çekti. Sosyal medyada "Kayyum darbedir" etiketiyle kısa sürede on binlerce tweet paylaşıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tepkisini "Halkın iradesine ipotek koyan darbeci zihniyet gece yarısı operasyonlarına devam ediyor. Atanmış askerlerle seçilmişlerin ve halkın hakkı gasp ediliyor" diyerek gösterdi. HDP'li Hüda Kaya ise saray rejimi milyonlarca yurttaş tarafından seçilenlere, sandığa, milli iradeye, seçme ve seçilme hakkına düşmanlıkta sınır tanımıyor. Darbeye ve darbecilere dur de ifadelerini kullandı. CHP'li Sezgin Tanrıkulu, hep söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Darbeler tankla, topla, tüfekle yapılmaz. Seçilmiş belediye başkanlarını görevden almak, yurttaşların siyasi iradesini gasp etmektir ve anayasaya aykırıdır derken, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, pandemide kayyım salgını saçmak. Hep marifet bunlar, milletin gözünden düşenler zorbalıkla belediye başkanlıklarına oturmaya çalışıyor. Kaybedeceksiniz, cümlelerini paylaştı. HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Sezai Temelli, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kendisi bir darbe sistemidir. Kayyum rejimi ve düşman hukuku anlayışı bunun en açık kanıtıdır, dedi. HDP'li Meral Danış Beştaş ise, kayyum atamak halk düşmanlığıdır. Halk iradesini tanımamaktadır. Darbecisiniz, kayyum en büyük darbe pratiğidir ifadelerini kullandı.
Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor, herhangi bir mahkeme kararı olmadan HDP'li belediye başkanlarının gözaltına alınmasını ve kayyum atamalarını kınadı. Nacho Sanchez Amor, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, daha önce Avrupa Konseyi'nin de belirttiği gibi, Türk yetkililerin herhangi bir mahkeme kararı olmadan belediye başkanlarını görevden almalarına son vermelerini talep ediyorum. Yerel konseyler en azından seçilmiş üyeleri arasında geçici bir belediye başkanı atama olanağına sahip olmalıdır. Demokrasinin temeline ilişkin güvenilirlik söz konusu dedi, diyor İlker Doğan TR724'deki yazısında.